Evet canlarım. Hepinize selamlar. Hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Hangi saatte izliyorsanız sağlıklı, huzurlu vakitler diliyorum. Bugün beklenen gün geldi. Pazartesi geldi, çattı. Ve şu anda ben 2'de ya benim şeyim. Şu anda 12:25 geçiyor. Ben hazırlandım. İşte şimdi çocuklar telefon açar. Ben rahatsız etmeyeyim dedim. Ben açmayacağım. Onlar gelirse gelir, gelmezse giderim. Ne yapayım? Ama geleceklerdi. Benim Sevil canım hasta olmuş. Bayağı bir alerjik bir durumu olmuş. Aslında ona diyeceğim ki sen gelme diyeceğim. Bilmiyorum gelmek ister mi? Çocuğu da okulda. 2:30'da da çocuğu almak zorunda. Bilmiyorum şu an. İşte gideceğim. MR'a gireceğim. Tabii MR'a demişler sen çocuklarının hepsinin işi var. Yazmışlar ki çocuklarının neden herkesin kendine göre işi var. Neden kendin gitmiyorsun diye bir şey yazılmış. Az önce okudum. Ben orada bayılacağım ya. Hani çünkü ben normal MR'a giremem ki. Tomografi mi? MR mı? İşte belden beyin cerrahiye gidiyorum ya. Giremem ki ben. Yani bayılacağım. Bayıldıktan sonra bana kim bakacak? Böyle yazılmış. Bunu da anlamış değilim. Çocuklar zaten kendisi gelmek istiyorlardı. Yasemin kendi gelmek istiyordu. Sevilcan da gelmek istiyordu ama çocuğu hasta olunca bayağı bir kaşındı, alerjik bir durumu olmuş. Çok bitkin bir şekildeydi. Ben şimdi ondan haber alacağım. Hadi bakalım nasıl gelişiyor. Nasıl haberler alıyoruz? Hemen bir günde halledebiliyor muyuz? Gidip göreceğiz. Evet, ben aramadan, ikisi de beni aradı şimdi. Saat geliyor ya. Sevilcan dedi anne çocuğu okula bırakayım beni hemen şey getirecek motosikletle dedi. Baran getirecekti torunu. Yasemin dedi ki hemen başımı şey yapayım geliyorum dedi. O da bir dolmuş atlayacak gelecek. Oradan buradan ağrı geçen şey var beni götürür. Var. İnşallah tedavisini bulurum. Bana dualar edin canlarım. Ben de size dua ediyorum. Dua alıp dua verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Dua alıp dua verelim. Şöyle giyindim. Hadi hadi gidelim. Abi oturacağım biraz bekleyeceğim onları. Bismillah. Şuraya bir yere otur. Ne yapayım? Her geldiğimde oturayım her yere de. Her geldiğimde de ha şura daha yüksek. Her geldiğimde de üzerimi çıkarıp yıkıyorum zaten. Hastaneye gidince zaten bütün üst baş yıkanmalı. Ben güzel bir duş aldım. Az kendime geldim dedim. Biraz o lifle şey sert bir lif var. Kabak gibi. Onunla ovaladım böyle. Anam daha çok ağrı. Siz diyorsunuz ki fizik tedavi diyorsunuz. Ben bir kere fizik tedaviye gittim. Ne oldu biliyor musun? O şeyi koydukça daha çok ağrılarım arttı. Vuruyor ya tık 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 hani havluda koyuyor. Bir şeyler takıyor da sırta vuruyor. O zaman daha çok ağrımaya başlamıştım. Bir hafta içinde bırakmıştım. Allah yardım etsin evliyeden. Hava biraz güneş, biraz esiyor. Acaba artık üstümdeki dedim ince mi diye düşünüyorum ama. Yasemin de geliyormuş. Gelsin bakalım.
Evet, Yasemin geldi, gidiyoruz. Sanırım ben hastaneye geldim. Şimdi bakalım. Bu puslandı, niye arkada güneş var? Canlarım, az önce gittik, harcı yatırdık. 1,5 saat olduğu için zaten bizim randevumuz 2'de. Şu anda gelemeyecekler. 2'de dedi. 2'de gelirler dedi. Ancak o zaman dedi, bekledik burada biraz. Şimdi gireceğiz. Biraz şöyle şey havası göstereyim size bir. Gidelim de bir bakalım. Evet, şuraya gireceğiz. Burada bekliyoruz. Evet canlarım. Kanı verdim. Acım dedim. Ama su içmişim. Bugünden MR'a alınamadım. Ama kanı verdim. 2 saat sonra kan alınacak. 3 tüp mü 4 tüp mü ne kan alındı. EKG yaptırdım. Hani kalp şeyiymiş o. Grafiğiymiş. Kanla birlikte onu vereceğiz içeri. 2 saat sonra kan aldıktan sonra. Bir su içmemen, 3 saat önce yemek yemedim. Bir su içmemen sebebidir. Şu anda hemen şeyden sonra alınamaması. Su içtim 3 saat önce. Ha onu söyledi. Anesteziye hemşire. Yarın saat 9'da gelsin. 9 mu 9.30 mu? 9.30. Yarın saat 9.30'da gelecek dedi. Şu anda hepsini yaptırıyoruz da yarın saat 9.30'da gene burada olacağım. Bayılık olarak koyulmak için. Çok zor. Bana bu sefer dedi ki az ben burada konuşma yapıyorum hayatım. Ses ayrı yerden geliyor çünkü. Bu sefer dedi ki bugünden sen dedi şu an MR'a girebilseydin doktor bugünden her şey bitecekti dedi. Ama dedi sen giremediğin için bu yarına kalacak. Zaten doktor da söyledi bu yarına kalacak dedi. Hepsini yaptır dedi yarına kalacak. Sen bana dedi şeyin getirsin MR'ın ol hepsini ol. Bağ getir ben söyleyeyim sana dedi. Dedim ki hocam ben dedim şeysiz yapamıyorum. Kaç kere gittim geldim. Geçen 2 sene önce belim çıktığında hani belim kaydığında düştüğümde banyoda yanımdaydı MR kent hastanesinde. 4 kez gidip geldim en son. Bayıltılarak oldum 4.sünü. Uyuşturucu da vurdular. Hani sakinleştirici iğne de vurdular olmadı. Sakinleştirici hap da yedirdiler olmadı. Olmuyor. Giremiyorum içine. Allah kimseye vermesin bu panik atağı. O yüzden hem pahalıya patladı hem de şeye patladı. Ben MR'a neden devlete gidemedim? Gitsem giderdim. Şeysiz giremediğim için. Orada anestezi yapmıyorlar. Orada seni istersen gir istersen girme. Ama burada anestezi işte bunu veriyorsun parayı yaptırıyorsun mecbur bu senin canın. Çünkü orada canın çıkıyor zaten. Ya değil mi? Panik ata Allah kimseye vermesin. İşler daha kolay olacaktı. Zora sürüldü o yüzden. Şu anestezim yüzünden ve yarın ertelendi. Her şeyin hayırlısı ne yapayım? Sağlık deyince akan sular durur. Sağlık da aynen insanın evladı gibidir canı. Canı aynı. Sağlık deyince, evlat deyince akan sular durur. Böyle. Ben böyle nitelendiriyorum. Allah hayırlısını eylesin. Şu anda ağrıdan ölüyor. Yalnız doktor dedi ki demek ki bu kadar ağrım varsa ben dedim bir kere daha sana geldim 2 sene önce. Bir kere daha buraya geldim. Buraya da gittim, buraya da geldim. Daha önce böyle şu an dedi o kadar anlattığın kadar ağrı varsa mutlaka bir sorun var. Belinde fıtık var mıydı dedi. O zaman kayma demişlerdi. Bu sefer dedi
daha sorunlu dedi. Anlaşıldığı kadarıyla. Sorunlu bir şey var. Ameliyat ya da şu bu. Var. Evet canlarım, ben şimdi dedim ya, bir su yüzünden alınamadım anesteziye. Sevilcan da yanımda, Sevilcan da geldi. Kan verirken, şey verirken yanımızdaydı. Alamadım. Ha, bu müzik var. Yani bir su yüzünden şeye giremedik. Bölemiyormuş reçeteyi. Adı ne? İşte, MR'a. Karnım aç. 2:30 geçti saat. Karnım aç, başım gözüm dönüyor. Ha şimdi az bir şeyler atıştırız ama buradan bir şeyler yiyeceğiz az. Daha 2 saatimiz var. Evet. Şeyler aldık. Evet. Bir iki yemek yedik de kalmış yemek miydi? Hiç onlar yiyemedi. Ben gene de ziyan olmasın diyerek. Neyse. Karnımızı doyurduk. Birazcık. Sonra daha şu an üstünden 40 dakika falan geçti. Gene bekliyor. Orada çay yok mu? Şu aşağıda oturalım da bir çay içelim. Arkadaşlar. Zor zor. Bu işler zor. Bu doktor işlerini Allah bırakmasın. İnsan Allah böyle şey yapmasın. Hani hasta etmesin, zor. Çay yerinde oturacak yer yok. Çay yerinde oturacak yer yok. Elma düşsün de kurtulayım diye çabalıyorum. Şimdi acile gelmiştik. Tansiyon bakılacaktı. Kalpten şüphelendiler. Hemen buradan da girişi yaptırıp kırmızı alanı aldılar. Tedavi başlattılar. Biz de bekliyoruz. Şimdi hemen acilde akciğer filmi çektiler. Biz kan sonucu beklerken çok farklı gelişti olaylar ama Allah'tan iyi, yani bir tansiyon diye geldik. Buradaki işlemler daha hızlı ilerledi. Bayağı bir nefesi falan daraldı annemin. Bacağının ağrısı şişliği kalpten dediler. Zaten sonuçlar da pek iyi gelmedi. Kan çıkmadı ama MR diyorum, EKG falan iyi çıkmadı. O yüzden sanırım zaten şeye giremeyecek MR'a. Şimdi kan sonuçlarını bekliyoruz. Bir yandan film falan çektiler işte. Bu ne, serum mu? Yani serum verdiler, hava verdiler. Öyle bekliyoruz bakalım. İnşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Acildekiler hemen direkt böyle bir panik oldu. Diğer taraf öyle değildi, değil mi? Tansiyona baktı, sonra işte nabıza baktı falan. Diğer doktoru çağırdı hemen. Zaten buralar alan ciddiyete göre değişiyor ya, şu an kırmızı alanda annem. Evet canlarım, şimdi hava bitti. Serum bitti. Sonra şey aldılar benden, bir daha kan aldılar burada. Bugün ben kaç tane kan verdiğimi bilmeyeyim daha. Kafamı daha toparlayamıyorum. Kanlar gitti. Hep başım gözüm dağıldı. Olsun, ne yapayım? Nefes nefese. Evet, robotum da kırılmış. Nefes nefese zorla geldim buraya. Biz acili bir tansiyon baktırmaya geldik. Ben morarmışım tabii ki, nefes nefese. Nefesim anında beni hemen aldılar şeye. Şu an tam toparlayamıyorum. Tam olarak anlatırım. Beynimi toparlayamıyorum. Çünkü daha oksijen beynime gitmiyor. Zorla nefesim geldi yerine. Tamamen tıkanmışsın dedi. Enfeksiyonum varmış. Ciğer filmi çekti. Şu anda bunların sonuçlarını bekliyoruz. EKG'yi 2 kere çektiler. Kalp krepi. 2 kez çekildi.
Anestezi kalp doktoru görmeden zaten onay vermedi. Önce kalp doktoru onay versin dedi. Ben kağıtları götürdüm. Önce kalp doktoru girebilir diye onay versin. Ondan sonra dedi ben bu şekilde kendime onay veremem dedi. Kalp doktoru görecek. Kalp doktoru da o şeyi görecek, öyle onay verecek. Canlarım, şey oldu. Şu anda hiçbir şey toparlayamayacağım. Şimdi bir şey anlatamayacağım. Çok şeyler oluştu. Beynimi toparladıktan sonra her şeyi detay detay anlatacağım. Ben şimdilik çok acı çektim bugün. Ben şimdilik sabah 9'da geleceğim. Bir daha işlemler var. Bir daha şeyler var. Ben bunu hemen gideyim de benden haber alın. Saat şimdi 5'e geldi artık. Editleyeyim, size göndereyim. Yarın da ne olur artık bakarız. Allah'a emanet olun.